Arkadaşlar Tokyo Avengers 269. chapter'ın artık reaksiyon ve yorum videosuna hoş geldiniz. YouTube'a selam göndermek isteyenler varsa chat'ten gönderebilirler zaten göndermeye başladılar. YouTube'dan izleyen arkadaşlar da salı günleri bundan sonra saat 9 civarında yayında olacağız. Bilginiz olsun. Ben kaçırıyorum ne zaman olacak diyenler varsa bu yayınları izleyip YouTube'a YouTube'a diyorum Twitch'e gelebilirsiniz. Twitch'te okuyoruz. YouTube'da bunu okursam muhtemelen ban yiyeceğiz. yiyeceğiz. O yüzden burada okuyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum videoya başlamadan önce. Yorumlara çok fazla geliyor abi neden blurluyorsun diye. Ben şu an de gösteriyorum. Ancak YouTube'a atarken blurlamak zorundayım. Blurlamazsam e, Tokyo Revengers'ın artık manga şirketi diyeyim veya işte yayınlanmış olan şirketi telif atıyor. Telif atmak demek de kanalın komple kapanması demek. O yüzden ekran blurlu oluyor arkadaşlar. Zaten okuduğunuzu varsayaraktan panelleri göstermeye çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de blurlu olarak görebiliyorsunuz. Diyelim. Evet chat. Hazırsanız artık başlayalım. Bir dakikalık bir konuşma yapmış olduk. Ee, bilinmeyenleri merak edilen soruları cevaplamış olduk. Artık hazırsanız ben de başlıyorum. Evet ilk zaman çizelgesi diyor. Geçtiğimiz hafta çok büyük bir olay olmuştu. Evet Shinichiro zamanda mı sıçrıyor? İşte Shinichiro'nun bilinmeyen geçmişi diyor. İlk zaman çizelgesinde güzel değil mi Manjiro diyor. Evet çok iyi diyor. Hmm, bitmeyen mahkum. Alem adamsın. Ne kardeşini... <laughs> Ha ne kardeşini son toplantıya getiriyorsun. O beni babası olarak görüyor. Doğru olan bu. Ha Akaşı burada. Son toplantıymış bu. Allah Allah. Şu herife gününü göster de. Kim veret görsün. Anlaştık mı Manjiro? Tamam diyor. Bana bak. Nasıl babasın oğlum? <laughs> Sen daha kaç yaşındaki çocuğa böyle şeyler öğretiyorsun diyor. <laughs> evet. Ee, Avanan tekisin şimdi şu diyor. Aha. Benke'yi de gördük. Vakasa'yı da görüyoruz. Senin gibi olmak istemesi ne o şeyin diyor. Ben de motosiklet kullanmak istiyorum. Dur bir hele. Daha çok küçüksün. İlk zaman çizergesi. bakalım neler oldu. Senden çok daha iyi olacağım abi. Diyor. Evet. Üff. Şu çeteye bakar mısınız ya? Şu çeteye bakar mısınız ya? Şu heybete bakar mısınız? Kara kara ejderlerin birinci nesli işte burada sona eriyor. Ha herkes ağlıyor. <laughs> Bir sonraki nesil gelecek üyelere emanet. Ona iyi bakın. Tamamdır dedi. Hayda. Olayı çok dramatikleştirmek istemiyorum ama söyleyecek son bir sözüm var. Gençliğimi bütün günlerini sizinle beraber geçirdiğim için çok mutluyum. Ay tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama tüylerim diken diken oldu. Kara iclerler, omuz omuza savaştığınız için kendinizde gurur duyun. Zor zamanlar geçirdiğinizde hep bu anı hatırlayın. Başınızı dik yaşayın. Evet. Vakasa Benke'yi Akaş'a ağlıyor. Abi bu adamda ben seri de ağladığını görmedim ya. Evet. Baba diyor. Manjüre daha çok potansiyele sahip. Onu çok iyi yetiştireceğim. Yani sakın endişeleneyim deme. Senin için Emma'ya da Mike'ye de gözüm gibi bakacağım. Baktın zaten. Onlar onlar için ne hediye alsam ki diyor. Aaa. Bu inanılmaz uçak değil mi? Aha. Evet uçağa tekrardan geri döndük. Sanzu'nun üzerine basa basa söylediği noktaya geri dönmüş olduk. Ee, Sanoların evi diyor. Aa, Connor de dedi. Dal Shinichiro. Olan abi desene. Parçaları kendin birleştir tamam mı? Yardım etmeyeceğim sana şimdilik. Ha <laughs> emmeye da oyuncak kalmış tatlılığa bak. Ay. Bir ay sonra. Ne ama? I'm gonna. Tamam yemek yemeye gidiyorum falan diyor. Gidip de bir şeyler yiyeyim. Burayı çevirmemiş. Maydanoz izliyorsan bak %100 çeviri değil bu. %90'lara düşürdün şu an çevirini. Bir baksana Shinichiro diyor. Büyük baban arıyor diyor. Alo Shinichiro mu? Alo. Birincini Bilin, kaybetti ve durumu kritik. Kim bu? Manjur, ne? What the fuck? Aha. Etrafta oynuyordu ve bir anda merdivenlerden düştü. Kafasını çok sert vurmuş. Hadi. Aha Sanzu alıyor. Bajı alıyor. Dişi alıyor. Olayın aslı ne diyor? Ee, Mike'in oynuyorduk. Mike elimizden aldı. Bir ay boyunca bununla uğraştım dedi, dedi işte. Ee, uçağı uçuyordu. Bizi Tokyo deyip ikinci kata yuvarlandı. Güm diye bir ses geldi. Sonra Mike'i sonra gitmeyi bıraktı. Bitkisel hayatta mı? Evet. Ne kadar e, hipotalamusu ve beyin sapı düzgün çalışsa da beyin işlemini Yeterince yine getir. Aa bir şey diyeyim mi? Ben geçtiğimiz bölümde ne demiştim? Ya, tahminim bir nevi doğru çıktı. Ben gelecekte öldüğünü zannetmiştim. O takemiçilerin, Hinata'ların e, öldüğü. Yani bizim bildiğimiz ilk 2000 kaç oluyor artık? 2018 yılı da Mike'in öldüğünü falan tahmin etmiştim ama geçmişte ölmüş demek ki. E, buradan tutturduk. Tarihi tutturamadık ama en azından buradan bir şeyler tutturdum. 2017 mi? Neyse artık. O yüzden bedeni yaşadıkça tıpkı bitkilerin gibi birinci olmadan yaşayacak. Ha, bitkisel hayata girmiş yani. Bunun bir tedavisi var mı? 2005 değil oğlum o. O geçmiş. Üzgünüm diyor. Şu siktimin uçağı dedi kırdı. Kahretsin. Allah kahretsin diyor. Ama çok güzel değil mi? Tam yürüyüşe çıkmadık. Hadi. Bu arada ağzını falan kıpırdatamadığı için boğazından besliyorlar arkadaşlar. 4 yıl geçti. Ortaokulda oldun. Mike'in çaresiz durumu en yürek Burkan zaman çizgisi. Harbiden kötü bir zaman çizgisi lan bu. Böyle mi bitti? Ana bu ne lan? E çok kısa sürdü bu. Bak şimdi arkadaşlar böyle e, gözleri neden böyle? Abi beyni adam akıllı çalışmıyor ki bir şey tepki vermiyor. Felç bitkisel hayatta gibi. Ama benim burada bence bir ufak bir e, yanlışlık var. Belki hani artık ne diyeyim? Beyin ve sinir cerrah okuyan bir arkadaşımız veya tıp okuyan bir üniversite arkadaşımız varsa daha iyi aydınlatır da. Hani bitkisel hayata girmiş bir adamın böyle gözler açık olmaması lazım. Tamamen 7-24 uyuması lazım. Ben öyle biliyorum. Yanlış mı biliyorum ama. Hani ama Ali Rıza abi en azından böyle ahu uh! falan yapıyordu oğlum. Bu onu da yapamıyor ki. Yalnız e, ee, Mikey'in ölme olayı şey de şimdi Shinichiro nasıl gelecek geçmişe döndü onu da öğrenmek lazım. Ee, yalnız bir şey diyeyim mi bakın bu gelecekte de uçak ortalığı mahvediyor o zaman gelecekte de uçak ortalığı mahvediyor fark ettiniz mi? O zaman da uçak kırılıyordu ee, sağzu ağzını parçalıyordu Mikey. Hayır bu bizim zaman çizelgesi değil. Bize bir şey söyleyeyim mi? Bakın Kilit kaç kere zamanda sıçradığını bilmiyoruz. Belki 100 kere sıçradı, belki 1000 kere sıçradı. Tamam mı? Takemichi belki 1001. zaman çizelgesinde yaşıyor olabilir. Bilmiyoruz yani. Öyle bir durum olabilir. O yüzden e, ilk zaman çizelgesi dediği muhtemelen Takemichi'nin geçmişe döndüğü var ya o zaman çizelgesinden bahsediyor. E, de. Hani bunu e, nasıl yaptı acaba? Hani bu uçağı verme konusunda e, amaç edinen vakasa mıydı acaba? Bu böyle bir uçak önerelim deyip ondan belki amaç edinmiş olabilirler. Sonuçta bir tuhaflık var. Bilen ne yazmış? Evet bitkisel hayatta sadece kalbi atmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde. Birinci Ya normalde benim bildiğim bitkisel hayatta olay değil mi Hilal? Ben yanlış söylemedim. Hani benim bit bitkisel hayatta olan olay Tamamen gözleri kapalı şu şekilde. 7-24 uyuyor. Sadece nefes alıyor. Beslenmesini de şeyle yapıyorlar. Serumlarla yapıyorlar. Yani serumda hemen hemen bütün vitaminler, bütün protein bilmem ne olduğu için insan ölmüyor. Ya Mikey böyle ne diyeyim. Yarı yaşıyor gibi, yarı yaşamıyor gibi bir duruma gelmiş. Hani bir şeyleri algılıyor. Nasıl desem ya. Sport Art Online'ı izleyenler var mı? Son sezonunda. Son sezonunda Kirito'ya buna benzer bir, bir olay oluyor. Hani bir şeyleri görüyor. Hani görüyor. Belki de anlıyodur. Ama hiçbir şekilde ne ses çıkartabiliyor ne tepki verebiliyor. Sadece bakıyor. Hani Mikey'de de bu durum var. Beyni çalışmaya devam ediyor, organları çalışmaya devam ediyor ama muhtemelen o beyin beynin algılama yapacak no, noktası sıkıntı olmuş olabilir. Sağ onu ya da bajeni tetikliyordur. Ya yani bajeni tetiklediğini ben pen, lop, söyleyemedim. Pek zannetmiyorum. Bu arada teşekkür ediyorum. Ee, Kelman Selvan G. Gako. Umarım doğru okumuşumdur. Yenilmez Mikey, merdiven yemiş. <laughs> merdiven kun değil mi? Ama Mike'i de şöyle diyebilirsiniz. Mike'nin daha böyle çete olaylarına katılmadan olduğu için pek sayılmaz yani. Oğlum dal geçmeyek lan, Manga da olsa üzücü yani. İlk tetikleyici. Ya ben bilmiyorum bana vakasa olabilir gibi geliyor. Sağzu da olabilir gibi geliyor. Sağzu ve vakası arasında çok gidip geliyorum. Abi Mike Sanzo'nun artı sahnede abim buna bir ay uğraştı demişti. Bu chapter'da ben uğraştım demişti. Şimdi ya bak şimdi şöyle bir şey var. Buradan bak Kelman çok güzel bir noktaya değindi. Bizim bildiğimiz o uçağın kırıldığı zaman çizergesinde bir ay uğraştım diyor ya. Demek ki bu önce yaşanıyor. Zaten bu önce yaşanıyor. İlk zaman çizergesi diyor. Burada Mike kendisi bir ay boyunca uğraşıyor, yapıyor, kırıldığı işte elin vermek istemiyor, paylaşmak istemiyor. O yüzden orada da şeyin çoğu bir ay boyunca yapıyor. Abisinin böyle bir özel bir şey yapıp kendisine hediye ettiği için çok değerli bir oluyor. Kırıldığını görünce doğal olarak çıldırıp Sanzu'ya saldırıyor. Hani ikisi de dolaylı yoldan bir uçak yani. Abi Takemichi olmaz ya Yılmaz. Hiç tanışmıyorlar ki. Mike Draken'le tanışmamış. Oğlum zaten Mikey ee, 2003'te tanışıyor. Şu anda tanışmıyorlar. Evet evet şu an tanışmıyorlar. İleride tanışacaklar ama bu haliyle Bu haliyle tanışması mümkün değil. Hani yine bohtan bir e, Uçak mevzusundan dolayı böyle oldu. Hatta belki de Sanzu e, ağzı yırtıldığında Gülmesinin sebebi Mike'in kurtulmasıdır. Ya evet olabilir. Bak Hilal çok güzel bir noktaya parmak bastı. Çok güzel bir noktaya Yarın bir şey diyeceğim. Bizim moderatörler yarın gelsin de bir konuşalım bunu. Evet evet Senju çok tatlı çizilmiş ya. Senju zaten otomatikman tatlı yani. Bakın Senju'ya bakın. Çok ponçik. Ya görürünüz değil mi arkadaşlar? Bakın, Se Senju'yu sevmeyenler var. Burada chatte şu an yazıyorlar. Tamam mı? Yani şu şu Senju'nun şu şeyini nasıl sevmiyorlar bilmiyorum yani. Gerçekten. Şu Senju'yu neyini sevmiyorlar? Şu tatlılığa bak. Nasıl ağlıyor arkadaşı için. Bence Senju'yu e, sevmeyenlerin biraz şeyi böyle, kendisine karşı bir saygısı yok böyle. Öyle düşünüyorum ben. Ya Dilara ayıp ediyorsun boş ver. Yani. Yani Hilal ve Dilara gözümden düşüyor. Bak Zeynep, Senju Zeynep sen çok e, kraliçe bir insansın. Kral demeyeyim. Kızlara Evet. Kral demeyeyim. Gerçekten. Ne günahı var kızın değil mi? Evet bak. Melis de doğru söylüyor. Melis de çok kraliçe bir insan. Ali. Ali ne oturmuş? Ali sen zaten kral bir adamsın. Seni tanıyorum ben kardeşim benim. Sen adamdır. Evet. Sen yüce Erkekler kral. Kızlar kraliçe. İlk, ilk Karayicilerlerin de böyle müthiş bir havası varmış ya. Değil mi arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Harika ya. Simsiyah. Düş. Mike yine bak. <laughs> abi bir şey değil mi? Bence 1000 kişi falan vardır bunların chat'te. Tokyo'nun en büyük Tokyo'nun zirvesindeler oğlum. Tokyo'nun zirvesindeler yani. Tokyo'nun zirvesinde oldukları için fakat tüm Tokyo'nun kızlarından güzel değil bir... mi? Ya abi siz niye böylesiniz ya? Dilal. Abi Sanzu'yu sevmiyoruz biz. Dilara yani, üzüyorsun beni yani. Her yayına geliyorsun, her yayına gelen böyle kraliçe bir insanı böyle yazması beni çok üzüyor yani. Yalnız şurada ben yemin ederim, bakın gerçekten tüylerin diken diken oldu. Hani gerçekten müthiş Ulan dur mikrofona yumruk attık. Hani çeteye bakar mısınız abi? Herkes ağlıyor. Ama yeni nesiller ağlamıyor. Fark ettiniz mi? Yeni nesile devrettikleri için yeni nesil ee, beyaz üniforma giyiyorlar. Bizim bildiğimiz birinci nesil siyah e, i̇kinci nesil e, beyaz. Yani ta bu 11. nesil Takemichi'ye kadar beyaz üniformayla gidiyorlar. Muhtemelen ilk nesle saygılar oldukları için siyah giymediklerini düşünüyorum ben. Böyle bir şey olabilir. Evet böyle bir durumumuz var. Ya, ya Shinchiro bok mu var bu uçağı alıyorsun ya? Gerçekten ya. Niye alıyorsun abi? Mikey de salak. Niye koşturuyorsun ki uçak? Merdivenlerde size ananız demiyor abi. Her zaman diyorlarmıştır bak. Merdivenlerde koşmayın diye koşarsanız böyle beyin felci geçirirsiniz işte yapacak bir şey yok ayıp yani Mike'in tomanı dağıttı saniye aynı ya evet muhtemelen benzer konkon şey ya muhtemelen ee, ne derler ona bir marka herhalde hani bunlar detay var mı diye bakıyorum da pek de bir detay yok bu manga bölümünde arka taraflarda şöyle hani ne bileyim köpeğe dikkat et işte ata dikkat et Bilmem ne Suicide Deadmet yazmıyor değil mi hani gördünüz mü öyle bir şey Şurada Concorde diyor uçağın şeyi. Uçağı paramparça ediyor. Yalnız nasıl geleceği sıçradı ben onu merak ediyorum. Markede yemin ederim şeye dönmemiş mi? Ee, son beyaz hali vardı ya. Hakem içi vurdu. Oradaki, hale, oradaki haline dönmüş. Pek de bir değişiklik yok gibi geldi bana. Arkadaşlar. Ona baktığımızda. Hani bir nevi oraya da bir man gönderme olmuş gibi. Ne diyorsunuz? Son Bonten Mike miydi? Ee, ona dönmüş yani. Değil mi? ona dönmüş gibi. Gözlerim gözler ona biz tabii ağzı açık e, ama yapıyordur muhtemelen. Ama çok kötü abi hani manga da olsa dalga geçmek olmaz. Hani Mikey ne seviyorum ne sevmiyorum en son tier söylemiştim. Aa işte diyor en yürek burkan zaman çizgisi. Diyor. Aslında en yürek burkan zaman çizgisi bu olabilir ama bence en kötüsü e, Mikey'in bütün toomon öldürdüğü bir zaman çizelgesi var ya o diye düşünüyorum ben. O da bayağı rezil bir e, şeydi gelecekti yani. Orası çok kötüydü. Herkes ölüyordu abi. Mike bütün herkes sevdiklerini sıkıyordu kafasına falan. O bayağı rezildi. Arkadaşlar bu arada e, video 22 dakika falan olmuş ama videonun sonunda da söyleyeyim. Bundan sonra short videolar atacağım. E, short videolarda da şunlar olacak. E, bir dakikada toman bir, bir dakikada Black Dragon, bir, bir dakikada Brahman tarzında e, olabildiğince hızlı şekilde çetelerin e, bilgilendirmelerini yapacağım. Short videolar. E, TikTok TikTok'a da atmayı düşünüyorum. TikTok'a çok isteyen var. İnanılmaz abi TikTok'a gel TikTok'a gel falan diyenler var. Tokyo Ravengers ile ilgili bir dakikalık short videolar yapacağım yakın zaman içerisinde. KPSS'n bir geçsin. E, umarım bir daha iptal olmaz. Bir daha sorular falan çalınmaz. E, onu yapacağız. TikTok'a çok istek var. TikTok'a arada bir video atacağım ama e, yine benim önceliğim YouTube. TikTok'a sadece yapmış olduğum YouTube'daki videoyu kesip atacağım. Başka bir ekstra içeriğim olmayacak oraya. Çok istiyorlar dedim hadi oraya da atalım. Çok isteyen bir Tokyo Avengers kitlesi var. Bir yayın yapmıştık Ebrar'la. Yakın zaman içerisinde yine yapacağız. Önümüzdeki hafta veya bu hafta sonu belli olmaz. Veya iki gün sonra bir yayın daha patlatabilirim. Hiç belli olmaz onunla beraber. Düşüncemiz var. Oradan da bir istek var. Onları da kırmayayım dedim. Evet YouTube videosunda bu şekilde noktaladım arkadaşlar. 23 dakikalık uzun bir video oldu. Görüşlerinizi, bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone olup videoyu beğenir bir de bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Discord'unuzun açıklama kısmında. olan gene mesaj geldi. Açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Bu videoyu burada noktalayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.